Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sumatra Games'ten Görkem. Bugün Dragon's Prophet'te kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 14 level oldum. Daha önceki videoda dedim ki buraya gittiğimizde video çekeceğim. Fakat onu bunu boş verdim arkadaşlar. Bugün bu oyunda gezeceğiz, tozacağız. Şöyle bir bakalım mesajda neler varmış. Şunları alalım tek tek. Bunlar gündelik olarak geliyor arkadaşlar sizlere ya da haftalık olarak geliyor. Haberiniz olsun. Aldık, kayboldu. Envanterimizde de onlar. Şöyle B'ye bastığımızda nerede görünecek? Hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi burada görünüyor arkadaşlar. Her birinin kendine ait özelliği var. Bazısı kutu oluyor, işte özel eşyalar falan çıkıyor. Onları daha sonra çözeceğiz. Tam olarak atılamadığım için o konuya değinmek istemiyorum arkadaşlar. Bugün şöyle bir gezinti yapacağız. Böyle gideceğiz arkadaşlar. Şuradaki iskelet ejderhasına bir bakacağız. Eğer oradaysa ona bir selam verip oralarda gezeceğiz arkadaşlar. Bakalım, yolumuz uzun. Umarım oyunda hoşunuza gider arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı gidelim. Uçabilen bir binek her zaman daha iyi oluyor böyle gezme olaylarında arkadaşlar. Çünkü yerdeki yaratıklar size saldırabiliyor ve gideceğimiz yerde de en aşağı bir 24-25 değerlik yaratıklar var diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi daha burada hemen karşıya geçtik. 16-17 değerlik yaratıklar başladı. Hatırladığım kadarıyla hani size neler yakalanıyor, neler yakalanmıyor onları da göstermiş olacağım. Şöyle şurada bir bizona benzer bir yaratık var. Hatta dinozora da benziyor. Evet, dinozor desek yeridir. Bu hayvan yakalanıyor arkadaşlar. Binek olarak kullanabiliyorsunuz bunu. Yerde gidiyor. Tank sınıfı. Hani sizi korumaya dayalı bir pet arkadaşlar. Hatta şöyle bir göstereyim. Ben de bir tane dinozor yakaladım. Gördüğünüz gibi. Çok da güzel ve bayağı bir seri. Yerde hızlı gidebilen bir pet arkadaşlar. Artı ben uzakçı olduğum için bu yakaladığım dinozor şeklindeki pet yakıncı arkadaşlar. Hiç değilse yaratıkları bana yaklaştırmıyor. Öyle bir avantajı da var. Bu uçtuğumuz hayvan ise yaratıklara yaklaştırıyor fakat uzaktaki işte Magitch özellikle yaratıklara da her türlü öldürebiliyor, dondurabiliyor. Yakına gelen yaratıkları dahi uzaklaştırabiliyor. Bunlar yakalanmıyor diye biliyorum ben. Çünkü 30'a öyle 35'e yaka kasmıştım ben. Oradan bir fikrim var. Şöyle şurada bir yerde bir timsah olması lazım. Oyunda hafif bir lag var. Benden kaynaklı değil arkadaşlar. Oyundan dolayı. Şöyle bir gidelim. Suya girdiğinizde pet bozuluyor. Yani uçan bir pet ya da normal yerde giden, karada giden bir pet bozuluyor. Fakat suda yakaladığınız bir pet bozulmuyor diye biliyorum. Mesela bunlar suya girebiliyor. Bunlar da yakalanabiliyor arkadaşlar. Suya girebiliyor mu ya bunlar? Giriyor yanılmıyorsam. %60 giriyor diye hatırlıyorum. Şöyle bir bakalım. Tamam, yolumuz öyle. Bugün gezeceğiz. Bugün böyle free room tarzında oyunu size göstereceğim. Neler var, neler yok ileriki levellerde. Nasıl bir doğa yapısı var, nasıl petler var. Onları da sizlere aktarmaya çalışacağım. Şu ejderhalar yakalanıyor, yanılmıyor isem. Ejderha artı kuş karışımı bir şey. Bu böcekler yakalanmıyor. Aynen bu ejderha gibi şeyler yakalanabiliyor arkadaşlar. Doğru mu gidiyoruz ya? Evet, şurada ufak bir mağaradan geçeceğiz sanki. Biraz hızlı dolaşıyorum. Hem yakalanabilir, hani binilebilir petleri de göstermeye çalışıyorum. Hem de oyunu size tanıtmaya çalışıyorum arkadaşlar. Oyunun atmosferi bu.
Gayet de güzel bir atmosfere sahip. Burada bir dinozor ölmüş. Ne oluyor lan? Kırbaçlama sesi geldi abi. Çok ilginç. Tamam, saldırma. Yüksekte olduğumuz için hayvanlar vuramıyor da uçabilen petler de var. Yaratıklar da var. Onlar bize saldırabilir. Fakat şu an yerdekiler zararsız. Şu insan olanlar normal yaratık arkadaşlar. Hani NPC sanıp da aldanmayın. Onların hepsi de yaratık. Şu yakalanabiliyor diye biliyorum ama doğru mudur, değil midir tam olarak hatırlamıyorum arkadaşlar. Yakalamaya çalışırım da yakalayamam. Hem levelimden dolayı yakalayamam. Orada bir şey var ama. Ne? Bir şey ölmüş ya. Kafası nerede oğlum? Dur. Şimdi bir araştıralım bakalım biz. Ha, bu arada arkadaşlar şeyi söyleyeceğim. Şu şeyler yakalanmıyor. Kertenkele gibi olanlar yakalanmıyor buradakiler. Neredeyiz? Buradayız. Mesela sarı görevler, işte en önemli görevler falan demiştim daha önceki videolarda. Evet, diyelim ki görev penceresinde bir tane göreviniz var sadece. Bunda eminsiniz fakat böyle gezerken bir baktınız sağda 2-3 tane görev daha eklendi. Onlar arkadaşlar event oluyor, günlük görevler. Bu bölgeye ait işte nedir? Buradaki yaratıkları keseceksindir, puan kasacaksındır. Mesela görüyor musunuz bilmiyorum, biraz saydam ama D, A, S, D falan, SS var. Onları en iyi şekilde yapmaya çalışın. Özel itemler veriyor ya da işte gidiyorsunuz boss kestiriyor size. O görevleri yaptıktan sonra ekstra bir görev daha eklenecek oraya. Boss kesme görevi olur büyük bir ihtimal ya da üçüncü eklemede boss kesme mutlaka olacaktır. Onları yapın arkadaşlar. Eğer kasılmayı seviyorsanız, yani yaratık keserek kasılırım ben diyorsanız, görev yapmaya falan gerek yok diyorsanız da oyunun öyle güzel bir görev sistemi de var. Hani kasılırken ekstra bir görev de yapmış oluyorsunuz. İtemle kasmış oluyorsunuz arkadaşlar. Burası da oyunun kasabalarından bir tanesi arkadaşlar. Neredeyiz onu tekrardan göstereyim. Buradayız. Şöyle. İleride yaratıklar var diye hatırlıyorum. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Şu yerdeki yaratıklardan yakalayabiliyorsunuz. Şu an bize saldıran değişik bir yerde giden vahşi bir yaratık. Hızlı koşabiliyor arkadaşlar. Çok da güçlü atak yapabiliyor. Haberiniz olsun. Şu yaratıklardan yakalanmıyor. Ben görmedim yakalayanı. Ben de yakalayamadım çünkü. Şu ejderhadan da yakalanmıyor diye biliyorum. Şurada büyük bir boss olması lazım ama. Doğru mudur? Evet. Şurada bir ufak bir boss var arkadaşlar. Bu da yakalanmıyor. Haberiniz olsun. Böyle bir gezdik, tozduk buraları. Şimdi şuraya yaklaştık. Öyle bir gidelim bakalım. Oyunda 400 adet yakalanabilir hayvan var. Buna gün geçtikçe artıyor. Çünkü oyunun hikaye modu gelişiyor arkadaşlar. Daha da büyütülüyor. Gördüğünüz gibi et yiyor arkadaş. Acı afiyet olsun ya. Hayırdır? Maşallah. Hiç ses olup da vermiyor yani. Şöyle hızlı uçmayı kullanıyorum arkadaşlar. Şurada inşallah oradadır diyecektim ki yok herhalde ama. İskelet ejderha geziyor arkadaşlar. Oyunun en büyük bosslarından bir tanesi. O bazen geziyor ama orada mı? Evet orada. Of. Gidiyoruz. Çok güzel. Yaklaştık oraya. Oyunun gördüğünüz gibi arkadaşlar hani tasarımı falan çok güzel. Oynamak isteyen varsa arkadaşlar olarak da
Beraber oynayabilir, video çekebilir, hatta kasılabiliriz. Benim için de iyi olur. Çünkü bu oyun zindanla falan çok zor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir crafting taşı var burada, metal. Onu toparlayabilirsiniz. Dediğim gibi crafting sistemi de var arkadaşlar. Ve geldik babanın yanına. Bu topları ateşleyebiliyorsunuz. Fakat şimdi mi? Aslında deneyebiliriz. Deneyemedik çünkü bize vurdular. Anam kaç. Ne oluyor? Öldük mü? Ayde. Ne oluyor? Evet öldük. Ejderhayı kızdırdık. Burada kalmamız lazım. Güzel ama sakin ol abi. Yok bir şey ya. İyisin. Şunun yanına duralım da. Şunlar saldırıyor değil mi? Ha. 2 dakika. Abi artık saldırma gözünü seveyim ya. Adama bak. Kalkamıyoruz mu? Uzaklaş abi. Manyak anasını satayım. Allah, ulan oradan kaçacağız ona yakalanıyoruz. Oradan kaçacağız ona yakalanıyoruz. Bir yere çıkmamız lazım. Buraya gayet vurmaz eşya. O topları ateşleyebiliyoruz. Ateşlediğimiz için de işte bize vurdu. Normalde vurmuyor arkadaşlar. Hani gidip yanına bakabilirsiniz. Etrafına dönebilirsiniz de. Hatta bekliyorum onu yapacağız. Fakat topları ateşlediğimiz için bize vurdu. Burada işte arkadaşlar bu ejderhayı öldürebilmek için yaklaşık 200 kişi, 150 kişi, 200 arası insan burada saatlerini harcıyor arkadaşlar. Bu cidden oyunun en büyük bosslarından bir tanesi ve ana bosslarından bir tanesi. Oyunun en eski bosslarından diyebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görsel olarak da çok da güzel. Bayağı bir asalet akıyor suratında. Şöyle 2 dakikayı 1 dakikaya geçirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Uçarak yanına gideceğiz. Çünkü yerdeki yaratıklar bize saldırıyor. Öyle olunca biraz zorlanıyoruz. De cidden çok da güzel bir hayvanmış. Keşke yakalayabilsek. Ha, bu arada bir şey daha dile getirmek istiyorum arkadaşlar. Belli başlı bossları yakalayabiliyorsunuz. Fakat belli başlı dediğim gibi. Ondan sonra özel petler var. Oyunun özel zindanlarında, PvP haritalarında. Onları yakalayabiliyorsunuz. Fakat tek başınıza girmeniz lazım. Ve tek başınıza da o petleri yakalamak için bayağı uğraşıyorsunuz. Hatta videolarını da bulabilirsiniz. Umarım biz de öyle bir şey yapabiliriz. Bu arada klana girdim arkadaşlar. Jackals diye bir klana girdim. Allah beni Allah razı olsun. Hiç daha klandan kimseyi görmedim. Bu arada ejderhamız da çıktı. Kuşumuz hatta ejderha demeyelim de. O topla bir daha ateşlemeyeceğiz. Anlaşıldı. 2 defa öldük. Yanına gidip şöyle. Selamünaleyküm dayı nasılsın ya? Vallahi geçen bir vurdun bize. Hala ağrıyor bak bir taraflara. 80 level arkadaşlar. Bostanın zaten yanında böyle sağ üstte görmüşsünüzdür. Böyle alev gibi bir şey yanıp sönüyor böyle. O zaten boss olduğunu söylüyor size. Cidden de güzel bir boss. Defans özelliği falan varmış ya. O da uçan petlere karşı. Yanılmıyorsam. Bu arada ESC'ye bastığınızda pinginizi de görebiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir güzel sistem de var oyunda. Keşke canını görebilseydik. Abi, pençelere bak. Hayvanın bir de arkadan bakışını size göstermek istiyorum. Görünüşünü göstermek istiyorum. Burada fazla yüksekte olduğumuz için
inmek zorundayız. Fakat abi uzaklaştır. Açıyı uzaklaştır. Arkadan da çok manyak görünüyor arkadaşlar. Şöyle kuyruğu. Eren arkadaşım demişti öyle bir boss var yok bilmem ne. Evet dedim var. Ve onun için de aslında çekiyorum. Al lan al. Al sana en yakını. Hatta bak baka girdi bir şey oldu benim ayarım. Tipi değişti. Şoka girdi. Seda Sayın annesi de şoka girmişti. Size böyle bir kötü espri yapayım bari. Abi. Çok güzel yapmışlar ya. Ben bunu ilk gördüğümde yaklaşık bir sene önce işte. Dedim bu ne dedim ya dayı dedim bu ne. Çok da güzel yani. Şöyle bir bakalım. Biraz daha bakmak istiyorum. Bu boss'u gösterdikten sonra. Bu haritada aslında bir tane daha boss var arkadaşlar. O da 60 level yanılmıyorsam. Burada bir yerde olması lazım. Bazen çıkıyor bazen çıkmıyor arkadaşlar o. Şansıma ben o zaman bulmuştum. Şöyle bir yaratık da var. Buradaki ejderhalar da yakalanmıyor arkadaşlar yanılmıyorsam. Bakalım boss burada mı? O da yerde gezen bir boss. Bunların biraz daha uzun olduğunu düşünün. Zehirden oluşuyor. Sizi zehirleyerek öldürüyor arkadaşlar. Bak bu yeni gelmiş. Bunu görmemiştim. Değişik bir hayvan. Yok herhalde. Şöyle bir bakalım aşağı. Zaten burası ilk haritanın kasılma yerinin bitiş noktası arkadaşlar. Şuraya gidip şurada son zindan görevlerini falan yapıp bossları kesip oyun sizi başka bir yere ışınlıyor. Şu petler yakanıyor diye biliyorum. Buradakine yakanıyor muydu? Yoksa diğer haritada da var buna benzer. Onlar mı yakanıyor? Hiçbir fikrim yok ama bunlardan bir tanesi mutlaka yakanıyor. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. Bugünkü videoda da böyle gezdik tozduk. Dragon Sprabot'u size tanıtmak istedim. Göstermek istedim. Oyun ilerisinde neler bizi bekliyor? Neler olacak? Neler olmayacak? Onları göstermek istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. İki kere öldük. Gezerken ölen tek insanız. O da güzel yani. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi günler.